Sanırım söyleyebileceğim ilk şey şu. Afganistan'a ilk geldiğimde John Burke'le aynı yaşlardaydım. John Burke'ü bugün olduğu kişi yapan şey Afganistan'dır. Aynı şeyi kendim için de söyleyebilirim. Benim de kariyerimi tamamıyla değiştirdi. İkimizin bazı ortak ilgi alanları var. Mesela ben de onun gibi manzara fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Yani aramızda paralel olan bir şeyler var ama benim amacım bazen farklı olabiliyor. Burke, Britanya İmparatorluğu'na çok bağlıydı. 1900 yılında Hindistan'da hayatını kaybetti ve İrlanda'ya bir daha dönemedi. İmparatorluğun önemli bir değeriydi. Bence şu an yaşanan savaş tam bir trajedi, emperyalist bir oyun, bir ahmaklık. Bu yanlış hatırlamıyorsam yaşanan 4. İngiliz-Afgan Savaşı ve bu da önceki 3'ü kadar gülünç şekilde ve aptalca ilerliyor ve onlar kadar yanlış yönlendiriliyor. Benim ve Burke'ün savaş içeriği hakkındaki görüşlerimizin birbirinden farklı olması normal ama bu benim onun peşinden gidemeyeceğim anlamına gelmiyor. Onun Afganistan'da yaptıklarını bir anlamda aynen takip ediyorum diyebilirim. Burke, başarılı bir ticari fotoğrafçıydı. Şüphesiz Afgan Savaşı'nın patlak vermesi onun için ticari bir fırsattı. O güne kadar görsel olarak hiç değerlendirilmemiş bir ülkeyi fotoğraflamak için eline bir fırsat geçmişti. O yüzden sadece savaşı belgelemekle kalmadı, aynı zamanda tipik Afgan karakterlerinin, anıtların, mimarinin, tabiatın da resimlerini çekerek bu fırsatı değerlendirdi. Simon Norfolk'un bu çalışmasına salt bir öncesi sonrası yaklaşımıyla bakmak aslında doğru olmaz. Bu fotoğraflar aynı zamanda Afganistan'daki savaşın ne gibi anlamları olduğunu da irdeliyor. Ayrıca Burke'ün yaklaşımını kullanarak savaş alanının sahne arkasından daha detaylı görüntüler sunuyor. Simon Norfolk da teknik olarak benzer yöntemler kullanıyor elbette ve bu da onu savaş fotoğrafçılığından ziyade planlanarak çekilen yavaş çekim fotoğrafçılık geleneğine dahil etmemize sebep oluyor. Bana Kabil şehir merkezinde özgürce dolaşamayacağımı söylemişlerdi ve eğer Kabil'e gidersem yanımda güvenlikle gitmem gerektiğini söylemişlerdi. Güvenlik görevlilerine bunun için para ödemem gerekecekti. Zırhlı bir 4x4 ile gezmem gerekiyordu. Kabil'de gezinerek 7 hafta geçirdim. İngiliz konsolosluğundan dışarısı çok korkunç olduğu için yerleşke dışına hiç çıkmamış insanlarla tanıştım. Sadece sıradan bir Afganistanlı adamla ve onun arabasıyla 7 hafta boyunca Kabil'de gezdiğime ve şehrin sokaklarında fotoğraf çektiğime inanamıyorlar. Evet, riskliydi ve hatta bazen çok da tehlikeliydi ama bunu yapmak mümkün. Bence kendinize gazeteci diyorsanız böyle bir şey de yapmak zorundasınız. Afganistan'a gelip zırhla kaplı bir yerleşkedeki 5 yıldızlı bir otelde yaşayıp Afganistan'dan haber bildirdiğinizi söyleyemezsiniz. Hayır, yaptığınız şey ancak zırhlı bir alandan batılılaştırılmış güvenlikli 5 yıldızlı bir otel yerleşkesinden haber bildirmek olabilir. Burke'ün daha önce fotoğraf çektiği bazı yerleri bulmayı denedim. Benimki bilimsel bir görüntüyü tekrarlama işleminden daha çok onun ayak izlerini takip etme anlamında romantik bir jestti. Şehir şu dağlarla çevreleniyor. Manzara çekmek istediğim bazı zamanlarda çekim yapmak için düşünebildiğim tek yer dağ sırtının şekli oluyor. Sonuçta benimle dağ sırası arasında kalan her şey tamamıyla değişmiş. Bu boşluğa koca bir şehir yerleştirilmiş. O yüzden benim için tek işaret bu dağ sırası. İnternette epey zaman harcadım ve bu dağ sırasının yerini bulmaya çalıştım. Ta ki Burke'ün fotoğraflarını çektiğini düşündüğüm o tepeyi bulana kadar. Burke'le ilk defa Bradford'daki Ulusal Medya Müzesi'ndeyken karşılaşmıştım. Orada Burke'ün çok eski çalışmalarından oluşan bir albüm vardı. 1879 senesinden Afgan Savaşı'nın ilk bölümüne denk geliyor. Kütüphane çalışanlarından biri beni o albümün yanına götürüp şöyle dedi. Afganistan'la ilgilendiğinizi biliyorum. Bunu gördünüz mü? Ve bana arşivdeki bu albümü gösterdi. Albümün kalitesi muazzamdı. Burke'le bir takım gibi, işbirliği içindeymiş gibi çalışma fikri aslında arkeolojik bir çalışma yapmaya benziyordu. Sanki Afganistan'da toprağın içinde bir şey bulmuştum. Keskiyle onu kayalardan ayırıp üzerindeki tozları temizlemem gerekiyordu. Ve işte bu şeyi bir nevi arkeolojik yöntemle tekrardan keşfetmem gerekiyordu. Ya da bu bir suça ait adli kanıt gibiydi. Evet, aslında bir suç delili. İşte bunun adli ya da arkeolojik yanı da beni acayip etkiliyor. Afganistan'dan çıkan bu şeyin üzerindeki tozu temizleyip onu büyük bir galeride uluslararası kitlelere sunabilmek. Burke'ün çalışmalarının ölümünden 111 yıl sonra İngiltere'de kendine ait bir sergide ilk defa sunulacak olması bana inanılmaz keyif veriyor. 1840'da, 1880'de ve 1919'da 3. İngiliz-Afgan Savaşı'nda ve bugünlerde yaşanan şeyler hep aynı. Sanki tarih sürekli kendini tekrar ediyor ve Burke'ün emperyalizmle ilişkisi. Kendisi İrlandalı, Katolik, muhtemelen güçlü bir İrlanda aksanı var. Aynı zamanda bir tüccar. Bu durum onu İngiliz İmparatorluğu sınıf sistemine göre tamamen farklı bir konuma sokuyor. Kendisi İngiliz toplumsal düzeninde en dipte yer alıyor. O yüzden çok farklı bir sosyal konuma sahip ve bu durum onun fotoğraflarına da yansıyor diyebiliriz. John Burke'ün 1879'da çektiği fotoğraflarla günümüz şartlarını karşılaştırırsak beni en çok heyecanlandıran şey şu. Günümüz modern fotoğraf gazeteciliği şartlarında adeta çatlağı olan bir borudan dökülen su gibi bir saatte bu ülkeye ait milyarlarca fotoğraf alabilmek mümkün. Leatherneck kampı 2 sene öncesine kadar ıssız bir yerdi. Şu an ise 15.000 kişilik bir kasaba. Kendine ait yol şebekesi, asfalt yolları, polis kuvveti, kanalizasyon tesisi, çöp imha sistemi, elektrik kaynağı merkezi ve de Kandahar Havalimanı bulunuyor. Burada 30.000 kişi yaşıyor. Adeta küçük bir Amerikan kasabası. Havalimanı Gatwick Havalimanı ile aynı boyda. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Askerlerden biri yandaki sipere koşarken bir diğer asker de ateş ediyor. Siz de aynen böyle yapmalısınız. Anlaşıldı mı? Hazır mısınız? Tamam, şimdi sen şu tarafa bak. Ve sen de şu tarafa bakabilir misin? Şuraya. Sen doğrudan kameraya bakabilirsin. Sen ileri doğru bak. Sen de o tarafa doğru bak lütfen, tamam mı? Evet. Sen şu tarafa bak. Ve sen de şöyle yukarı doğru bak lütfen. Tamam mı? Bu askerlerin alanda arkalarında bıraktıkları lojistik iz devasa boyutta. Bu modern orduların devasa, lojistik, korkunç karavanlardan ibaret olduklarını, tüm o teknolojik zenginliği bu ülkelere taşıdıklarını, onu dikenli telle çevrili bir alanda muhafaza ettiklerini ve kullanmak için uygun anın gelmesini beklediklerini görebiliyorsunuz. Ben de bu yüzden askeri üssü maddi zenginliklerle dolu kocaman, uçsuz bucaksız bir define olarak fotoğraflamak istedim. Bu resimlerde taktiksel bir estetik var. Benim burada olma sebebim güzel resimler çekmek değil. Burada olma sebebim bu savaşta olanlar hakkındaki politikalara ve barbarlar, emperyalistler tarafından Afganistan'a getirilen vahşete karşı duyduğum öfke. Aynen son seferki gibi aynı aptal yargılara kendini kaptıran, üzgün emperyalistlerin bir başka dalgası ve yine o ölüm saçan acziyet. Benim açığa çıkarmak istediğim şey bu. Güzellik bunun için sadece bir araç. Fotoğrafı güzelleştirdiğiniz zaman bir anlığına sanki o mekana girmiş gibi hissedebilirsiniz. O fotoğrafla bir bağ kurup onunla bir sohbete girebilirsiniz. Ve sonra da bir anda sürpriz bir şekilde benim argümanlarımın çoğunu dinlediğinizi fark edersiniz. Oysa ki eğer sizi bu mekana, bu diyaloğa çekmiş olmasaydım muhtemelen bu argümanları dinleme zahmetine girmezdiniz. İşte bu yüzden güzellik benim için taktiksel bir şey. Eğer vermek istediğim mesajları güzellik olmadan verebileceğimi düşünseydim, estetik düşüncesini hemen yarın terk ederdim. Kendi hayal kırıklıklarımı da fotoğraflamaya çalışıyorum. Buraya 2011 yılında geldiğimde Amerikalıların neler yaptığını görünce sinirlenmiştim. Bunun bir hata olduğunu düşünmüştüm. Usame Bin Laden'i gerçekten istiyorlarsa Taliban'la anlaşma yapmalıydılar diye düşünmüştüm. Daha sonra en azından bir çeşit fırsat olduğuna inanmıştım. Ama bu fırsatın sadece boşa harcandığını görmekle kalmadım. Adeta onu dışarı çıkarıp kafasına beyzbol sopasıyla defalarca vurdular ve parçaladılar. Acı dolu ve hüzünle geçen 10 sene. Bu ülkede tam olarak yarım trilyon dolar harcandı ve şu an eskiden olduğundan daha kötü görünüyor. Fotoğrafları gün doğumu öncesi ve gün batımı sonrası ışığında çekiyorum. O zamanlarda daha mavimsi, daha melankolik, daha üzgün bir ışık oluyor. Bu 10 yıllık savaşın üzgünlüğü. On binlerce Afgan öldürüldü. Çok sayıda Avrupalı ve Amerikalı da öldü. Milyarlar harcandı. Ve elde edilen hiçbir şey yok. Evet, hiçbir şey, kazanılan hiçbir şey yok.